Ankara'dan merhaba değerli izleyiciler. CNN Türk'te canlı yayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Doktor Mehmet Müezzinoğlu konuğum. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlıklı yayınlar diliyorum Hakan Bey. Önemli konular var. Kıdemle başlayacağım ben hemen hiç vakit kaybetmeden. 20 Temmuz sonrasında artık kıdemle ilgili tamam mı denecek, devam mı denecek? 13 Temmuz'a kadar başvurular bu konuyla ilgili yazılı talepleri istemiştiniz. Ulaştı. Nedir son durum? Hemen sıcağı sıcağına bunları... Yazılı talepler ulaşmadı. Ulaşmadı. Evet. Yazılı talepleri önümüzdeki hafta... 20 Temmuz'a kadar. Perşembeye kadar bekleyeceğiz. Sonra da 15 Temmuz'un bu yoğun ortamı olacak. 14, 15, evet. 16 Temmuz. 15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümü. O nedenle yoğun farklı programlarımız olacak ama ondan sonraki hafta 20'sine kadar bize gelen taleplerin, önerilerin dosyalarını inceleyip ortak noktaları bulmaya çalışacağız. Ve biz gerek işveren sendikalarımız, gerekse işçi sendikalarımızın birlikte %50'lerin üzerinde bir mutabakat zemini bulursak onlarla çalışmalara devam edip %70'lere taşıyacağız. Ve ondan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne havale edebileceğimiz bir yasa tasarısı oluşturabilirsek onu meclise havale edeceğiz. Ama baktık ki hakikaten daha henüz bu anlamda iki tarafında ortak noktaları çok uzakta. O zaman bir süre kamuoyunun önünde bu konuyu konuşmaktan çekilip daha fazla tarafların bu anlamdaki önerilerini olgunluk noktasına nasıl götürürüz diye mutfak çalışmasına devam ederiz. Tamamen rafa kalkmış olmayacak ama %70 hayır ama kamuoyunun içinde mutfak çalışması mutfak, boyutuna çekeriz. Nasıl bir hava vardı taraflarla yaptığınız son yani, toplantıda? Ya o sözlü ortamın havasını şu anda söylemekten ziyade yazılı belgelerin pozisyonunu görmek lazım. Sizin üzerinde durduğunuz özellikle bu modele hangi kesimler daha soğuk bakıyorlar? Onların çekincelerini özellikle değerlendirelim. Şimdi burada bizim öngördüğümüz bir modelden ziyade Türkiye'nin çalışma hayatı ile ilgili kendine ait modelini oluşturmaya çalışıyoruz. Ve burada ben özellikle 4 tane kelimeyi merkeze aldık. Bunu hükümetimiz olarak da EKK'da da bunu böyle. Bir, hakkaniyet. Bu kimin hakkı? Çalışanın hakkı. Çalışanın hakkını nasıl koruruz? İki, bunu güvenceli bir yapıya nasıl taşırız? Çünkü şu anda işverenin kasasında birikiyor çalışanın hakkı. Güvenceli bir yapıya nasıl taşırız? Üç, bunun çalışanın hakkı olduğuna göre çalışan bunu şeffaf olarak nasıl görür, nasıl takip eder ve haklarını ne zaman nasıl kullanacağına ait tasarrufu kendisi nasıl değerlendirebilir? Dolayısıyla çalışan adına şeffaflık, çalışan adına güvence, çalışan adına hakkının korunabilmesi, bizim adımıza da sürdürülebilirlik. Yani işveren, hükümet ve taraflar adına sürdürülebilirliği. Yani bir 3 yıl sonra, 5 yıl sonra ya bu sürdürülebilir bir model değil, dolayısıyla bunun bedelini yine işçi ödesin değil, tam aksine veya hükümet bütçeden desteklesin diyerek değil, bu yapı sürdürülebilir olsun. Hak kaybı anlamında, çünkü %80'e varan bir mağduriyet var. Bu mağduriyetleri ortadan kaldıracak bir yapı olsun. Kişinin hakkı olduğuna göre, kişi bu hakkının tasarruf yetkisini onun şeyinde nasıl şekillendirebiliriz? Bu dört başlığı verdik. Bu dört başlığa taraflardan biri bir ilave başlık daha koyalım dedi. Ona da evet dedik. O da devamlılık ve tecrübe. Yani 10 yıl sonra tecrübeli bir elemanın aynı iş yerinde devamlılığını sistem nasıl sağlayacak? Evet, bununla ilgili de önerileri alalım dedik. Bu da önemli bir konu. Bir de yani mevcut şu anda bizim 13 milyon çalışanımızla yarın işe gireceklerin sisteme entegrasyonu konusundaki önerileriniz ne olsun? Peki mevcut çalışanların durumu nasıl etkilenecek bu durumdan? Onların durumu? Hayır, şimdi bizim mesela şunu diyebiliriz. Bir, mevcut çalışanlar, biz mevcut pozisyondan memnunuz, aynen devam ediyoruz diyebilirler. Veya biz işverenimizle anlaştık, yeni sisteme geçiyoruz
diyebilirler. Bütün bunlarla ilgili önerilerini de yine bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Evet. Önemli başka notlar da var ama benim de özellikle CNN Türk'te çok üzerinde durduğum ve çok yayın yaptığım bir şey bu SMA hastaları. Evet. Bizim de bir katkımız olduysa bu sürecin farkındalığın yayılmasında ne mutlu bize. Bu artık ilaçlar SGK'nın ödeme listesine alındı. Değil mi? Evet. Senin bakanlığın üzerinden gidelim. Resmi gazetede yayınlandı bu dün karar. Dün yarın yayınlandı. Özellikle burada Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterler ve bilim kurulundan geçen vakalar, SMA vakalarımızın dosyaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödemeye veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından temin edilip hastaya herhangi bir katılım payı ödenmeden, talep edilmeden hastaya temin edilmeye. 108 vaka var galiba. Şu anda 36 vakanınki fiilen temin onayı verildi. Yani 36 SMA vakalı çocuğumuzun tedavisi ne başlandı. 118 vaka bilim kurulunun incelemesinde. Hakan Bey, burada ilacın hangi vakalarda faydalı olacağı ve bu bilim kurulundan geçen dosyaları biz bu hastaya bu ilaç kullanılsın denilen vakalara biz ilacı temin etmeye mutlaka başladık. Mutlaka bilim kurulundan onay geçmesi lazım. Tabii. Şimdi çünkü neticede bu ilacın deneme ilacı tedavide belirli grup hastaların tedavisinde faydası olduğu gözlenen bir ilaç. Dolayısıyla hangi grup vakalarda tedavide anlamlıysa bir ona bilim kurulu karar verecek. Devletin, hükümetin herhangi bir dahil. Hayır. Burada önemli olan tabii şimdi her hasta sahibi, özellikle burada anne, babalar, evlatları var ve gözlerinin önünde. Yani milyonla bir de olsa yani bir deneyelim diyor. Ama bilim kurulu diyor ki ya bu vakada zaten faydası olur. Bu arada bir geçiş dönemi. Bunu medyada bu anlamda duyarlı olmalı. Duygu, bu ilacı üretenlerin duygu sömürüsüne alette olmamak lazım. Bu önemli bir değer. Yani bu çünkü burada çok bir hastanın maliyeti, tedavi maliyeti yaklaşık 700 bin dolar. Bir hastanın tedavi maliyeti yıllık 700 bin dolar. 700 bin dolar. SMA hastalığında. Yani şimdi burada faydası olacaksa bizim SGK olarak, hükümet olarak parayı hesaplayacak bir şey mi? Ama neticede milletin imkanlarını kullanıyoruz ve burada bizim üretici firmaların duygu sömürülerine de teslim olmamamız lazım. Evet, bu da önemli bir uyarı. Siz bir hekim olarak da aslında evet, bunu değerlendiriyorsunuz. Ben öyle aldım. Sadece bir çalışma bakanı olarak değil. Efendim, daha çok istihdamla ilgili birçok evet, çalışma var, gayret var. Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlar, engelli gençlerin de istihdamı üzerinde duran bir model var, bir çalışma var. Nasıl bir ilan planı olacak? Bildiğim kadarıyla orada sona yaklaşıldı değil mi? Sözünü evet, ettiğim konuyla evet, ilgili. Evet. Şimdi öncelikle Hakan Bey, biz 2017'de başlattığımız istihdama teşvik veya istihdam eylem planı gerçekten son derece başarılı geçti. Ve biz şu anda özel sektörün istihdamında 1 milyonun üzerindeki bir istihdamı 5 ayın içinde yakaladık. Ve burada işsizlik oranlarındaki %13'e kadar tırmanan işsizlik oranları şimdi artık %11.7'ye ve inşallah bu ayın rakamları da ayın 14-15'inde açıklanacak. Bu ayın değil, bu ay açıklanacak, Nisan ayınınki. Nisan ayınınki ve inşallah burada da yine 1 puana civarında bir düşüşü bekliyoruz. Yani yaklaşık yani 10.5 rakamlarına 10.6 veya 10.5'li rakamları yakalayacağız. Ama yıl sonu inşallah bu şeyimiz tek haneli işsizlik rakamları tek haneli şeye inecek. Burada bu mevcut teşviklerimizle ilgili bir yeni kararımızı açıklayayım. Sonra bundan sonraki döneme geçeyim. Burada biz verdiğimiz teşviklerde Şubat ayında belirli kurallar, kimler teşviklerden yararlanabilir kuralları koymuştuk ve bu 5 ayın içinde istifade etme düzeyinde işverenlerimizden bazı şikayetler geldi. Yeterince istifade edemiyoruz diye genelgemizden kaynaklanan işte 3 ay işsiz kalma, sigortasız olma şartı gibi işte mevsim bitimi, kampanya bitimi gibi olanlarda bir defa artık 3 ay
6 ay şartlarını ortadan kaldırıyoruz ve mevsimlik veya kampanyaları 6 aydan 3 aya, diğer 3 ay olanı da 10 gün. Yani 10 günlük bir sigortasızlığı varsa hemen yine bunu artı istihdamdan yararlanabilecek. Bu yeni bir uygulama. Hayır. Mevcut uygulamamızın önünde var olan engeller veya istifade etmekten yararlanmak isteyen 3 ay sigortasız olma şartı vardı mesela. Şimdi diyoruz ki o hani istismarları önlemek için 10 gün sigortasız ise bu kişi, yani biz onu işe alalım. Evet. Yani buyurun teşvikten yararlanın. Daha önce 3 ay işsiz sigortasız olma dönemini bekleme durumunda kalmasın. Diğer taraftan da 2016 Aralık ayı itibariyle hiç işçi bildirmemiş. 2017'de yeni iş kuracak. Şimdi 2017'de işini planlayanlara şöyle düşündük. Bu zaten neticede işini kuracaktı ve istihdam yapacaktı. Bu artı istihdam kapsamına girmez. Dolayısıyla o ne kadar işçi alacak sağ olsun. Niye? Projelendirmiş, işini kurmuş ve biz 2016 sonundaki işçi sayısının üzerine, sigortalı sayısı üzerine arttı, evet, dedik. Yeni kuranlar için buradan, yeni kuranlar da buradan şimdi yararlanabilecek artık. Diğer taraftan da 2017'de yılında faaliyete gelen iş yerlerinde işe alınacak her bir sigortalı teşvikten yararlanacak. Yani 2017'de faaliyete geçmiş, yeni kurmuş, hemen yine artı istihdamdan yararlanacak. Dolayısıyla evet, mevcut teşviklerin muhatap kitlesindeki hedef kitle genişletildi veya hedef kitlenin önündeki engeller kaldırıldı. Dolayısıyla işverenlerimize de, işe girmek isteyenlerimize bunu bir müjde olarak buradan bugün verebiliriz. Genelge yalnız 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek. 1 Ağustos 2017. Buradan bu müjdeyi verelim. Yani yeni bir bugün ilk defa söylediğimiz ilk defa cümle. Çünkü ben biraz böyle yeni bir şeyleri de alalım diye, evet, rica ettim Sayın Bakan'dan. Geniş kitleleri ilgilendiren bir bakanlık var. Önemli bir sorumluluk alanınız var. CNN Türk ekranlarından ilk defa duyuralım dediğim şeylerden biri bu, evet, oldu. Bu müjdeyi oldu. Vermiş olduk. Hemen buradan arkadaşlarımız onu karşıdan verecekler. Şimdi artık 2017'nin teşvikleri istihdamla ilgili bu boyutuyla yıl sonuna kadar devam edecek. Ve bu 1 Ağustos'taki yenilikle beraber. Şimdi artık önümüzdeki dönem. Yani, evet, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bütün bakanlıklar 2017 sonuna kadar 2018'e önlerindeki eylem planlarını hazırlasın. Bizim Türkiye'nin şu anda Hakan Bey en büyük sorunu veya başarması gereken en önemli hadise ekonomisini mutlaka %5'in üzerinde büyütmesi lazım. Çalışma Bakanı olarak beni de ilgilendiren kısım hepimizin bizim ilgilendiren, hepimizin ülke olarak %5'in altındaki bir büyüme bir işimize yaramıyor. Eriyip veya işte yerimizde ancak sayıyor. Çarkı döndürüyor. Halbuki biz her yıl 1 milyonun üzerinde istihdam sağlamamız lazım. Her bir yaşta 1 milyon 250 bin gencimiz var. Dolayısıyla biz Türkiye olarak her yıl artı 1 milyon civarında veya üzerinde yeni istihdam alanları oluşturmamız lazım. Bunun için de yatırımcının, girişimcinin, çalışmak isteyenin nitelikli eleman olmasında ciddi bir vizyon oluşturmamız lazım. O nedenle biz şu anda genç işsizlik oranlarımız %24'ten %21'e indi. Şimdi burada istiyoruz ki bunu da %15'lerin altına çekelim. Bu hala bizde yüksek Sayın Bakan, Twitter'da ve sosyal medyada bana en çok iletilen şeylerden biri genç kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın bizim işimiz yok, iş bulamıyoruz, hatta umudumuzu da kaybediyoruz gibi şeyler söylüyorlar. Evet, bu anlamda bu çok önemli. Umutsuz olmasınlar ve bizi iyi takip etsinler. Birazcık da tabii çok ideal peşinde koşmak yerine yani başarabilme peşinde koşsunlar. Çünkü bazen genç hedefine çok ideal bir noktayı koyuyor. Daha gerçekçi hedefler mi? Daha gerçekçi, daha böyle real. Oraya bir başlasın, çark bir dönsün. Yarın buradaki başarıları onu farklı alanlara taşır. Burada iki başlığımız var. Bir, gençlere istihdamda bir nitelikli olma yönünde eğitim desteği ve eğitimle birlikte garantili iş desteği. Yani burada 3 yıllık bir eylem planımız var.
belirli bir alan, bu stratejik alanlar olacak. Biri bilişim, diğeri sanayinin stratejik alanları, enerji gibi hükümet programındaki stratejik, yani Türkiye'nin katma değeri yüksek alanlardaki üretime dönmesi lazım. Dolayısıyla burada nitelikli yüksek teknoloji, yüksek teknolojiye, dolayısıyla burada nitelikli alana ciddi bir teşviğimiz, 5 yıla doğru yayılan bir teşvik. Yani birinci bu yıl, alanlarda bu özellikle, alanlarda özellikle ve yaklaşık bu anlamda Başbakanımızla da rakamları paylaştıktan, sayısal ki hedef kitle sayısalını paylaştıktan sonra inşallah onları da söyleyeceğim. Ama bir, nitelikli olması için eğitim aldığı dönemi fiilen çalışıyormuş gibi dönem sayacağız ve fiilen çalışıyormuş gibi maaş vereceğiz. Sonra oradan fiilen çalışmaya geçecek. Fiilen çalışmada da işverene teşvik vereceğiz. Birinci yıl teşviki, ikinci yıl teşviki ve üçüncü yıl teşviki, ki orada o kalıcı ve güçlü bir nitelikli uzman olabilecek boyuta gitsin ve Türkiye orada o işverenin ortamında standardını yükseltebilsin. Sayın Bakan, bugünlerin önemli konularından biri de Suriyeliler. Suriyelilerin Türkiye'deki durumu, statüsü, tabii onlar da iş bekliyor, iş başvurularında bulunuyorlar. İki cümleyle bunu bitireyim. Olur. Oraya, tamam. Bitirdiniz şimdi, sandım. O yüzden şimdi burada bir de bu gençlerimize genç girişimci desteklerini vereceğiz ki bizim 2-3 gencimiz vizyoner projeler, yani şu an son dönemde dünyada vizyoner projelerin baktığında Facebook kim oluşturdu? 4-5 tane genç bu Facebook'u katma değeri milyar dolarlar. Milyarlarca dolara ulaştı bu tip yani kuruluşların değerleri. Evet. Dolayısıyla bir genç girişimcilerimiz bu anlamda, hani biz istiyoruz ki bir, akıl teri ve alın terini birlikte dökebileceğimiz bir dönemi gençlere yansıtalım. Yani biz Hakan Bey, burada benim rahatsız olduğum, Türkiye'nin ve bu milletin 150 yıldır en büyük kaybı akıl terini arkada bıraktı. Hep alın terinin üzerinde yürümeye çalıştı. Akıl teri dökenlerse 150 yıldır bu milletin alın terini istismar etti veya ondan istifade etti. Biz alın terimizle akıl terimizi birbiriyle güçlü yürüyen, akıl terini de bundan sonraki dönemde öncelikleyen bir yol haritasını özellikle önemli gençlerimiz üzerinden yaygın bir şekilde yapmak istiyor. Onun için gençler umutsuz olmamalı. Umutsuz olmasınlar. Ben bir de bu anlattıklarınızdan, bu dünyadaki adıyla, kavramıyla kullanayım, startuplar deniyor ya, evet, yeni girişimler, yeni evet, işletmeler, özellikle teknoloji alanında bu konulara hükümetin daha fazla eğileceğini, daha fazla destek vereceğini anlıyorum. Aynen öyle. Sizin anlattıklarınızdan. Aynen. Suriyelilerle ilgili bir cümle bir şey söyler misiniz? Şimdi onlar şöyle, iş bekliyorlar. Onların durumu ne olacak? Bir tartışma defa var orada. Tabii bizim Suriyelilerin, nitelikli Suriyelilerin istihdamında açıkçası ciddi bir yüzeyde kayıptayız. Yani o işte doktor geldi, mühendis geldi, eğitimli, nitelikli, imkan sahiplerini esasında kaptırdık ilk 1-2 yılda Almanya'ya onların falan, çalışma hayatına veya onların işte denklikleri falan konularında çok zaman kaybettik ve onları büyük oranda kaptırdık. Çok biz, önemli bir şey. Yani önemli orada bir bizim dinamiklerimizin o yoğunlukta onları stratejik olarak görüp stratejik olarak yol haritası belirleme de geç kaldık. Şu anda var olanlara yol haritası belirledik. İster hekim olsun, ister mühendis olsun, iş adamı olsun, bütün bunlar da belirli bir şey oldu ama büyük çoğunluğunu kaybettik. Yani veyahut da kaçırdık. Diğer vasıfsız diyebileceğimiz çalışma istihdamda olması gerekenleri de kendi istihdam ortamlarımızı olumsuz etkilemeyecek şekilde planlamalar yaparak bir iş yerinin %10'unu geçmeyecek şekilde Suriyeli istihdamı yapabilme planlamasını yaptık. O anlamda şu anda daha düzeltmemiz gereken bir iki alan var ama belirli bir noktayı yakaladık. Burada kamuoyundan şunu bekliyor. Tahrik edici veya duygusal cümlelerle bu zorda olan memleket bırakmış, vatan bırakmış, savaştan kaçmış insanlara biraz daha fedakarlığımızı
veya insani duygularımızı ön planda tutmaya devam edelim. Tahriklere de kapılmasınlar diyorsunuz, evet. Onu görüyorum. Efendim, Ferhat Boratav da bana hatırlatmıştı, yayına girmeden önce genel yayın yönetmenimiz, bağ kurulular konusu önemli. Şimdi o konuda prim borcu olanlar olsalar bile sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecekler mi? Şimdi prim borcu olan bağ kurularımız yılbaşından bu 60 günlük prim borcu olan, bu 90 güne kadar yatırmaya bağlı, sağlık hizmeti alamıyorlar yılbaşından bu yana. Alamıyorlar. Bu şekilde mağdur olan borçlu bağ kurularımız var. Şimdi Sağlık Bakanlığımız Bakanlar Kurulu'na yıl sonuna kadar prim borcu olsa dahi yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilmelerine ilişkin bir şeyi, Bakanlar Kurulu kararını inşallah önümüzdeki haftalarda getirecek ve bu tür mağdur olan bağ kurularımız sağlık hizmeti alma mağduriyetini yaşamayacaklar. 2017 sonuna kadar. Bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürdüğümüz yeni yasal düzenleme, inşallah meclis şimdi tatilde, Ekim ayında bunu yasalaştıracağız ve sigorta primleriyle sağlık primleri kalemini ayırıyoruz bundan sonraki dönemde yasal düzenlemeyle. Diğer emeklilik ve diğer sigorta primlerini ödemese bile yalnız sağlık primini ödeyen bağ kurularımız sağlık hizmeti almaya devam edecekleri bir yasal düzenlemeyi de bu yıl içinde tamamlayacağız. Bu da önemli. Şimdi daha çok bizim Kanal D habere sorulan bir konu vardı. Orada haberlerde dile getiriliyordu. Kiralık işçi yönetmeliği tartışılmıştı. Buna işte modern kölelik gibi yani ifadeler kullananlar oldu. Siz ona katılmıyorsunuz. Yüz ifadenizden, evet. Onu anlıyorum. Şimdi galiba 6 milyon kadar işçiyi de ilgilendiren bir şey. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yürürlüğe girince yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti ve karar çıkmadı bildiğim kadarıyla, değil mi bu konuda? Nedir yani, bu bir tür iddia edildiği gibi bir tür kölelik mi getiriyor, yoksa yani şimdi ya bakın, da işçi ve işveren için avantajlı bir yanı mı var bunun? Yani bir Almanya'da, bir Danimarka'da, bir İsviçre'de bu tür işçi kölelik sistematiği var diyorsanız, burada da bunu sağlıyor deriz. Aynı model mi? Tabii. Oradakinin aynısı. Yani burada bakın Hakan Bey, biz hayat çok dinamik. Dünya çok hızlı bir yarışın içinde. Hele hele çalışma hayatı artık bundan 20-30 yıl öncesi, işte iş yerini sabah 9'da açtım, akşam 6'da kapadım, yok artık. Artık siz uçakta iş yönetebiliyorsunuz. Bundan 20 yıl önce masanın başına gelmeden, raftan dosyaları almadan, geçen yılın dosyalarını arşivden getirtmeden çalışamıyordunuz. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi arabada giderken biz birçok şeyimizi çözüyoruz. İş adamı uçakta giderken birçok şey. Dolayısıyla bir esnek çalışma, belirli süreli çalışma, 24 saat devam eden bir hayatta biz esnek çalışmayı ve geçici çalışma sistemlerini düzenlemezsek, kalıplara kendimizi mahkum edersek, biz ne işsizliği azaltabiliriz, ne dünya ile yarışta biz girişimciliğimizle başarılı olabiliriz. Dolayısıyla burada önemli olan ne? Çalışanın hakkını koruyan düzenleme. Uzaktan çalışıyormuş, çalışsın. Kısa süreli çalışıyormuş, çalışsın. Gece çalışıyormuş, cumartesi, pazar. Şimdi bugün cumartesi, pazar, bayram çalışmayan meslek veya iş yeri sayısı çok azaldı. Peki biz eskiden bundan 40 yıl öncesi yasal düzenlemelerin getirdiği kalıplarda ne sendikalarımız kalmalı ne de iş hayatı buna müsaade ediyor. Ben 7 gün çalışıyorum mesela, sendika falan olsaydı ya Hakan'cığım sen git 2 günde evinde yat derdi bana herhalde. Dolayısıyla bir, burada bizden istenmesi gereken, hukuktan Hakan Bey'in 7 gün belirli saatler, bazen 2 saattir, bazen 15 dakikadır, bazen 24 saattir. Bütün bunlardaki haklarını koruyan bir düzenleme var mı? Dolayısıyla bunu başarabilecek bir esnekliğe, burada bana, benden, kamuoyunu ve sendikaların istemesi gereken şu. Hakkını koru kardeşim. Hakkını koru. Anladım. 3 saat çalışmış. Evet, gelsin benim öğrenci. Hakkını koruyacağım mı diyorsunuz? Evet, düzenleme bu düzenleme. Koruyacak yani, diyorsunuz. Tabii. Bir üniversite öğrencisi işte akşam üzeri çıktı. Ya 3 saatlik bir büfede çalışmak istiyor. Modern kölelik algısının yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Tabii. Öyle mi efendim? Evet.
Sayın Bakan, çok önemli konular var ama sürem doldu. İş güvenliğiyle ilgili bana bir cümle, bir yeni bir açıklama yapar mısınız? İş sağlığı ve güvenliği bizim önümüzdeki sürecin en önemli 4 başlığından biri. Ve 13 Mayıs'ta bunu Soma faciasının olduğu gün başlattık. Günün evet. anısına başlattık. Ve bugün dün sabahta biz illerle her 15 günde yaptığımız toplantıda da medyada oradaydı. Söylediğim birinci gündem maddemiz tehlikeli, çok tehlikeli iş yerlerini yakın takibe alıyoruz. Eğitim, bilinçlendirme, danışmanlık ve ceza. Bütün bunları yoğun bir şekilde önümüzdeki bu yıl ve eylem planı olarak önümüzdeki en önemli gündem maddelerin başında iş sağlığı ve güvenliği. Efendim çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı yayınlar diliyorum. Ankara büromuzda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu sorularımızı yanıtladı. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.